Kardeşlerimizi kanalımızdan herkese merhaba. Kardeşlerim de Akif Atakul kulübün altında kumar oynatmaya başlamış fakat kimsenin haberi olmamıştı. Nebahat Şevval'in entrikasını Ahmet Yılmaz'a anlatmış. Ahmet Yılmaz da Şevval'i evden kovunca oğlu Sarp'ın yanına kulübe gitmişti. Sarp da konaklaması için Şevval'i kulübün bir alt katına gönderince Şevval Ahmet'in kumar oynattığını düşünerek ihbar etmişti. İşin en kötü tarafı ise Akif Atakul sinsice Ömer, Sarp ve Oğulcan üzerine ruhsatı yaptırmıştı. Olan yine onlar olmuş oldu. Karakolda ifadeleri alınacak olan Ömer, Sarp ve Oğulcan nezarete atılacak. Olaya el atacak olan kişi burada Ahmet Yılmaz olacak. Doruk Atakul'un babası Akif'i bir daha benim yüzümü göremezsin tehdidiyle birlikte Akif Atakul'da Ömer, Sarp ve Oğulcan'ın serbest kalması için her şeyi yapacak. Ve bu üçlü serbest kalacaklar. Kimsenin hapse gireceğini düşünmüyoruz. Yakut kulübün para cezası alarak bir müddet mühürleneceği analizini ortaya koyabiliriz. Geçelim Şengül ve Orhan cephesine. Şengül Hanım Süsen'in vasıtasıyla YouTuber olmaya karar vermişti. Ve Orhan ile birlikte videolar çekmeye başlamışlardı. Sokakta video çekerken sevimli bir köpek ile hatta karşılaşmışlardı. Şengül tesadüfen duvarda kayıp köpek ilanı görmüş ve bunu Orhan'a bildirmişti. Şengül'ün parayı sevdiğini hepimiz biliyoruz. Para ödülünü gördüğünde bu tepkiyi vermişti. Şengül ve Orhan köpeği aramak üzere yola koyulmuşlar ve bulmuşlar. Ayrıca sahibine teslim etmişlerdi. Fakat karşılarında yaşlı ve durumu iyi olmayan bir adam bulduklarında hevesleri kursaklarında kalmıştı. Burada dikkat çeken analizimiz ise bu yaşlı adam Şengül ve Orhan'a bir resim tablosu hediye etmişti. Büyük ihtimalle bu tablo ünlü bir resseme ait bir tablo olacak. Ve Şengül ve Orhan bunu başkası aracılığıyla fark edince resim tablosunu satarak Orhan'a dükkan açacaklar ve Orhan'ın hayali gerçek olmuş olacak. Fragmana baktığımızda Ahmet Yılmaz'ın Suzan'a evlilik teklifi yaptığını görüyoruz. Şevval bu haberi alarak elinde bir silahla gidecek, Suzan'ı vuracak. Suzan hastaneye kaldırılsa da ölmeyecek. Şevval'in tutuklanarak cezaevine gönderileceğini düşünüyor ve diziye veda edeceğini öngörmüş oluyoruz. Yani finalinde Şevval diziye veda etmiş olacak arkadaşlar. Analizimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.